Evet arkadaşlar merhaba. 2 Nisan 2022 Cumartesi günü Adana At Yarışları'yla beraberiz. Adana'da 9 koşulu bir program var arkadaşlar bugün. Pardon özür dilerim 10 koşulu bir program var. 10 koşulu evet alışmışız 9 koşu demeye. Zengin bir program gerçekten. 2 tane altılı gayem var hemen görüşlerimizi bildiriyoruz bununla ilgili. Tam 5 tane kum koşu var. Geri kalan 5 tane de çim koşu. 2'ye böyle 5 5. Evet, zengin bir program, güzel bir program. Eğer rast gelsin diyelim, güzel de bir ikramiye olsun ümit ederiz. Saat 13.30'da öğlen saatlerinde birinci koşu başlıyor. Birinci altılı gayanın birinci ayağı. Maiden bir mücadele. 4 yaşlı Araplar. 1300 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 2 numaralı Caburhan Vedat Demir'le ve 3 numaralı Küçük Şimşek'in oğlu Mehmet Sahil Çelik'le burada iki atın dışına çıkmayacaktır. Yani normalde biz 3'ü tutuyoruz. Küçük Şimşek'in oğlunu tutuyoruz. Onu söyleyeyim size. Ama burada işte Şanlıurfa, Adana, Şanlıurfa. En son Adana'da Mehmet Akkubuz'da bir ikincilik yaptı. Çim pistte. Tabii şimdi 1300'e gelecek. Burada Caburhan bunun en büyük rakibi Vedat Demir'le. Onun da Adana performansları hep kumda. 1200 çimi gözüküyor geçen sene. Dediğim gibi dileyenler burada yani güne tek başlamak isteyenler biz 3 numaralı Küçük Şimşek'in oğlunu alternatif bank olarak gösteriyoruz rahatlıkla arkadaşlar. Normalde 3'ün gelmesi lazım. Mehmet Sağ Çelik'in bunu bırakmaması lazım. Çelik grubunun. Evet. İkinci koşu 14'te. Şartı 4-4 yaşlı Araplar 1900 metreye çıkacaklar. Burada da 5 tane atımız var. Bu 8 atın 5'ini yazmak durumundayız. Zor bir ayak. 1 numaralı Bükeç, Harun Kılıç Arslan'la. Net bir favori. Normal şartlar altında gelmesi lazım. Ama alternatif banko demiyoruz. 2 numaralı Everest, Ayhan Kurşun'la. En az onun kadar şansa sahip. 4 numaralı Ersoy Bey, Aziz Akdemir'le. 7 numaralı Semih abi sürpriz noktasında burada değerlendirilmesi lazım. Ters bir koşu çıkartıp isteyenler yazabilir tabi. Yani şöyle söyleyeyim 1, 2 ve 4'ün kesinlikle yazılması lazım. 7 numaralı Semih abi dedik ve 5 numaralı Junior Selim dedik Müslüm Çelik'le. Bu safkanın da gelme ihtimali çok yüksek. Bu Junior Selim belki de sürprizde olacaktır. Burada Harun Kılıç Arslan'la yer değiştirmişler bunlar yalnız. Junior Selim'e daha evvelden Harun Kılıç Arslan binerken şimdi Müslüm Çelik biniyor. Bu da Müslüm Çelik'in bu alttan gerçekten ümitli olduğunu gösteriyor. Hem Adana'da birincilikleri de var yani Harun Kılıç Arslan'la. Buna rağmen Müslüm Çelik almış burada. Bükeç'i de Harun Kılıç Arslan biniyor. İlginç bir koşu. Burası 1, 2, 4, 7 ve 5 olarak geçiyoruz. Üçüncü koşuda şimdi şartlı 4. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada biz arkadaşlar şimdi normal şartlar altında 1 numaralı Zolom'un Vedat Demir'le burada kazanması lazım. Ama 2 tane rakibi var. Bir tanesi 2 numaralı Asturalık, diğeri de 3 numaralı Black Lion. Biz burada 1 numarayı tek atacağız Vedat Demir'le. Ne olursa olsun bu grubun üstünde kalıyor arkadaşlar. Kazanması lazım. Bir şekilde kazanmayabilecektir. Burada bizim bankomuz 1 numara. Yani 1. altılı ganyanı bağlayan bankomuz 1 numaralı Zolom'un. Dördüncü koşuyla beraber altılı ganyanımız başlıyor. İkinci altılı ganyan şartlı 3, 4 ve yukarı yaşlı İngilizler. 1300 metreye çıkacaklar burada. 9 atın dördünü yazacağız. 8 numaralı Captain Swing Ayhan Kurşun'la burada ilk atımız. Evet. Ayhan Kurşun'un kazanma ihtimalinin en yüksek olduğu yerlerden bir tanesi burası. İlk kez binecek yalnız buna. Bu safkana. Daha evvelen Saadettin Boyraz, Mehmet Akgöz devamlı binmiş. Hakkını verirse kazanır arkadaşlar. Bizim 8 numara ilk atımız. 2 numaralı Aleko Boy, Harun Kılıç Arslan'la. 3 numaralı Black Metal, Mert Ali Solmaz'la. Ve 1 numaralı Trinette arkadaşlar. Burada Trinette'de de Aziz Akdemir burada iyi bir yönetim gösterirse gerçekten Ankara'da çok güzel işler yapan bir safkan bu. Daha sonra Adana'ya geldi. 16 Kasım'da o kadar kaldı. Çok uzun süredir koşmuyor ama gerçekten bu grubu eğer çalışmaları iyiyse bakın hep aynı şeyi söylüyorum ama çalışmaları iyiyse ki
Gördüğüm kadarıyla Aziz Akdemir bir ara kendi bile çalıştırdı bu safkanı. Ne yapacağı belli olmaz. Bu grubu geçerse hiç de şaşırmamak lazım Kaneko yavrusunun. Evet, sürprizle değerlendiriyoruz biz de bunu. 8-2-3-1 diyoruz. Tabii net bir favori var burada 3 numara. Ama bize göre 3. at. 8'den çok iyi bir koşu bekliyoruz bugün Kaptan Swing'den. 5. koşu Altılı Ganya'nın ikinci ayağı. Handikap 15. 4000 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet, burada 12 tane safkan var. Bir alternatif bankomuz var ama 1 artı 5 diyoruz. Yani toplamda 6 tane attan bahsedeceğiz size. Bunlardan alternatif banko olarak göstereceğimiz 4 numaralı Sontoşur Emrah Sincan'la. Evet. Bugün bu Sontoşur'dan gayet iyi bir koşu bekliyoruz arkadaşlar Adana'da. Ne olursa olsun değerlendirecektir bunu. Emrah Sincan zaten koştu ama önemli değil. 30 metrelik bir geç çıkış yaşadı. Burada şimdi çim pisti bu safkan alacaktır. Bir şekilde bu grubun bastırıp geçme ihtimali çok yüksek. Arkasından 7 numaralı Dilber Fırtınası diyoruz. Mehmet Saat Çelik'le. Sürpriz olabilir bu da tabii. 12 numaralı Cömertoğlu Müslüm Çelik'le. 2 numaralı Feridun abi Serkan Yıldız. 1 numaralı Es Anadolu İsmail Demir. Ve 5 numaralı Hikmet Fırtınası arkadaşlar. Evet. Bu Hikmet Fırtınası da Mustafa Kemal Kumbasarlı arkadaşlar. Yani çim performansı olan bir safkan bu. Daha evvelden 1900'de bir Mustafa Kemal Kumbasarlı birinciliği var. Burada anlamadım, mesafenin kısalması bunun işine mi geliyor, gelmiyor mu, tam onu anlamış değiliz ama bugün anlayacağız onu bir şekilde. Galopları da arkadaşlar normal bir çalışmaları var Adana'da Kumpis'te. Evet. Şimdi burasını 4 alternatif banko dedik. 7, 12, 2, 1, 5 dedik arkadaşlar. 6. koşu. Çok fazla banko atacak bir ayak değil o 5. koşu arkadaşlar. Handikap 14. 3 yaşlı İngilizler 1300 metreye çıkılıyor. 12 tane safkan var. Evet, burada da bir net alternatif banko. Aslında benim çok tuttuğum bir safkan bugün bu yarışı kazanmasını düşündüm. 4 numaralı Saf Krom alternatif banko olarak rahatlıkla önerebiliriz arkadaşlar. Çok güzel bir koşu çıkartacak. Müslüm Çelik de üzerine binmiş burada. Saf Krom'dan çok güzel bir koşu bekliyoruz. Zaten çim koşu, çim de bu 1300 metre, bir de öyle bir mesafe ki Fatih Rüstem Bebek'le arka arka birinci, ikinci, ikincilikleri var. Geçen sene Adana'da. Adana çimini de sevmiş bir safkan bu. Şimdi Müslüm Çelik bunu güzel bir idareyle getirebilir. Zaten 1900'de geçen 20 Mart'ta, geçen hafta mı diyecektim, 10 gün evvel yani bir yarışta. Birol Bey ve Sweet Dance'in arkasından iki boyla üçüncü oldu. Birinci ile arasında iki boy vardı. Birol Bey birinci oldu. Sweet Dance ikinci oldu hatırlarsanız. Yani konuya tam hakim Müslüm Çelik şu anda. Ata da hakim. Burada 4 numara alternatif banka diyoruz. Yalnız neden alternatif banka diyoruz? Çünkü 4 tane daha atımız var. 2 numaralı Toros Kartalı Ayhan Kurşun'la en az bu safkan kadar de şansı var. Ve 8 numaralı Call Me Champ Harun Kılıç Arslan'la onun da en az bu saf kuram kadar şansı olduğunu düşünüyoruz arkadaşlar. Ayrıca 3 numaralı oğlum Hışman'dan çok ters bir koşu gelebilir bugün. İsa Akyavuz'u bindirmişler üzerine. Ve 9 numaralı Püysem Mehmet Salih Çelik'le de bu saf kuramın hatasını gözleyecek. Şimdi burada 4 alternatif banko 2, 8, 3, 9 dedik. Dileyenler arkadaşlar Çetrefilli'yi de yazabilir. Prenses Sibel'i de yazabilir. Yani 6 ve 7'yi de dileyenler buraya yazabilir. Ama dediğim gibi burada Saf Krom'dan biz çok iyi bir koşu bekliyoruz. 2, 8, 3, 9 diyoruz. Diğer AGFS'i yüksek olan oranları yazmak istiyorsanız buyurun yazın. 7. koşu 16.30'da Maiden 4 yaşlı Araplar 1300 metre çim pistte çıkacaklar. Yine 1300 metredeyiz gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, burada şöyle bir durum var. İki tane yani 7. koşuda iki tane atın dışına çıkmaz olarak görüyoruz biz burayı. 1 numaralı Berk Şampiyon Merko Kalp Aslan'la ve 8 numaralı Suyun Sesi Mehmet Salih Çelik'le. Burada iki tane safkan dışına çıkmaz olarak görüyoruz. Tabii ki burada 2 numaralı Doğan Pençesi İsa Akyavuz'la
ve Göynoğlu da Vedat Demir'le kum performanslarını çim performanslarına taşımak isteyeceklerdir. Kuvvetli safkanlar, iyi safkanlar tabii ki, güzel safkanlar. Ama biz burada ne olsa olsun bir numaralı Berk Şampiyon ve Suni Sesi'nden güzel bir koşu bekliyoruz. Dileyenler tabii bu iki tane safkanında yeri olanlar yazabilir. Biz yazmayacağız. 1 ve 8 diyoruz biz. 8. koşu handikap 16 dişiler. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar kum pistte. Evet, burada arkadaşlar tekimiz var. 2 numaralı Aybüke Aziz Akdemir'le Banko arkadaşlar. Evet, 2 numaralı Aybüke Aziz Akdemir'le güzel bir yönetimle Banko gelecektir. Evet, Difrente çok formda, 18 gün aradan sonra katılacak. Bay Bay Lulubay aynı şekilde kazanmayı seven safkan, bizim çok tuttuğumuz bir safkan, ama biz burada 2 numaralı Aybüke'nin bir şekilde bu koşuyu kazanacağını düşünüyoruz, bizim bankomuz. 9. koşudayız. İkinci altılı Gaya'nın burada tabela ayağı Maiden, 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet, burada bu arada 4. koşuya ben birinci ayak dedim. Kusura bakma, şimdi 10 koşu oldu, tekrar geldi. Evet, 9. koşu 17.30. Maiden 4 yaşlı Araplar 1300 metreye çıkıyorlar. Yine abi 1300 metre, 1300 metrelerden gidiyoruz bugün. Arkadaşlar şimdi bu ayakta bir alternatif bankomuz var. Dileyenler bunu kullanabilirler. Burada 1 numaralı Jet Hemo Kadir Demirel'le alternatif bankomuz, belki de bunu banko atacağız bunu. Artık bu safkanın zamanı geldi. 2 haftalık da bir arası var. Tam böyle kendini hazırladı. Arkasından 3 numaralı Deli Osman Vedat Demir'le 5 numaralı Kerem'in atı Apranti Yakup Aras, 4 numaralı Güntekin Mehmet Sait Çelik ve 9 numaralı Paris Aşkı Burhan Kılıç'la. Paris Aşkı'nı kesinlikle yazın arkadaşlar. Ben hatta burada 1 ve 9'u kapışacağını düşünüyorum. Yani 1 ve 9 arasında bir yarış geçeceğini düşünüyorum. Burada Paris Aşkı'sız kesinlikle geçmeyin kuponunuza Paris Aşkı'nı. Çivileyin resmen. Bir alternatif banko dedik. 3, 5, 4 ve 9 dedik. Son koşudayız. 10. koşudayız. Handikap 16. 5 yukarı Araplar 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada bu kum pistte 14 tane safkan var gördüğünüz gibi. Arkadaşlar burada 1 artı 5 diyoruz. Yani bir tane daha alternatif bankomuz var. Dileyenler kullanabilir. 7 numaralı Demir Dalga Müslüm Çelik'le alternatif banko arkadaşlar. Burada bu Kaysberg temsilcisi zaten Adana pistine çok yatkın. Şimdi üzerine Müslüm Çelik biniyor. Daha evvelden bindi bir defa. Müslüm Çelik çim pistte. Şimdi kum pistte deneyecek şansını bakalım. Gelme ihtimali çok yüksek bu grupta arkadaşlar. Tam böyle uygun bir grupta buldu. 14 numaralı Garip Osman Mehmet Sağ Çelik'le, 3 numaralı Efkarlı Efe Ayhan Kurşun'la, 6 numaralı Ünalan Nizamettin Demir'le, 9 numaralı Kop Kaptar Emrah Sincan'la ve 4 numaralı Aldeniz Uğur Temur'la burada yazılması gereken safkanlar. 7 alternatif banko, 14, 3, 6, 9 ve 4 diyoruz. Evet, Adana ile ilgili görüşlerimizin burada sonuna geldik. Arkadaşlar herkese iyi bir cumartesi günü geçirmesini diliyorum. Diğer videolarımızı da rahatlıkla izleyebilirsiniz. İstanbul'la ilgili 7 koşulu bir program var. Onun çalışması yapıldı. Ve yabancı yarışları da takip ediyorsunuz. Herkese bol şanslar. Bir sonraki yarış gününde görüşmek üzere. Hoşça kalın.